Ermenistan'la yaşanan gerilimle ilgili sokağa dökülen Azerbaycan halkı hükümete seferberlik çağrısı yaptı. Binlerce vatandaş, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez ve başkomutan silah ver bize" sloganları atarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e çağrıda bulundu. Azerbaycan'da Ermenistan ordusunun sınırda yaptığı saldırıları ve Dağlık Karabağ'ın işgalini protesto eden halk, geceyi seferberlik talebinde toplandığı Milli Meclis'in önünde geçirdi. Pazar gününden bu yana Ermenilerin Azerbaycan ordusunun sınırda mevzilerine düzenlediği saldırıları ve bu saldırılardaki can kayıplarını protesto etmek amacıyla binlerce Azerbaycanlı sokaklara döküldü. Bakü'de ve çevre şehirlerde yaşayan Azerbaycanlılar, akşam saatlerinde başkentin sokaklarında kortej oluşturdu. Ellerinde Azerbaycan bayrakları taşıyan ve "Karabağ bizimdir, bizim kalacak" sloganı atan vatandaşlar Milli Meclis'in önünde toplandı. Binlerce kişi burada seferberlik ilan edilmesi için slogan attı. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Başkomutan silah ver bize" sloganları atan Azerbaycanlılar Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e çağrıda bulundu. Kalabalık grup geceyi meclisin önünde geçirdi. Ermenistan ordusu 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. Devam eden çatışmalarda Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu. Ermenistan ne yapmak istiyor'dan çok, Ermenistan'ı destekleyenler ne yapmak istiyor? Asıl mesele bu. Her ne kadar bir Karabağ sorunu desek de işin doğru adı Ermeni sorunu. Ermeniler tarih boyu hep kullanılmış, hala da kullanılmaya devam ediyor. Doğu Akdeniz'de, Libya'da yaşanan gelişmeler, Azerbaycan'la ilişkiler bir takım yerleri rahatsız etti. İşte bu rahatsız olan yerler, Türkiye'ye yeni bir cephe açmak için Türkiye'ye en hassas yerinden yaklaştılar. Bizim iki devlet, tek millet olarak yaklaştığımız Azerbaycan'a saldırıyı konuşuyoruz. Türkiye, Azerbaycan'a yapılan saldırıya tarafsız ve seyirci kalamazdı. Dağlık Karabağ sorunu henüz çözülmemişken, Ermenistan bu kez Karabağ'ın dışında yeni Azerbaycan'ın toprak parçası olan Tovuz bölgesine hedef aldı. Azerbaycan, biri tümgeneral düzeyinde olmak üzere 11 şehit verdi. Buna karşılık Ermenistan tarafında 100'e yakın kayıp olduğu bildirildi. Bu yazıyı kaleme alırken çatışmalar düşük yoğunluklu devam ediyordu. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın geçen yıl sonunda Rusya'dan aldıkları Su-30 uçaklarını sosyal medya hesabından paylaşması gerilimin kolay dinmeyeceğinin bir işareti. Zira 90'lı yıllardan bu yana olan bitenler gösterdi ki Ermenistan'ın bu sorunu çözmek gibi bir niyeti yok. Azerbaycan'ın %20'sini işgal eden ve 1 milyondan fazla insanın evini terk etmesine neden olan süreci Ermenistan yönetimi bir hak olarak görüyor. BM kararlarına aykırı davranmak bu topraklardan çekilmediği gibi daha Mayıs ayında sözde bir seçim yaparak Karabağ'dan çıkmayacağını ortaya koymuştu. Tovuz saldırısının farklı açılardan irdelenmesi gerekiyor. Karabağ'ın dışında bir yere neden saldırı düzenlendi ve neden şimdi? Ne yapmak isteniyor? Dün Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı, aynı zamanda Dış Politika Başkanı Hikmet Hacıyev'le konuyu değerlendirdik. Habertürk'e özel açıklamalar yaptı. Açıklamalar şu şekildeydi. Ermenistan, Karabağ konusunda atması gereken adımlardan ve mesuliyetten kaçmaya çalışmaktadır. Bunu yaparken üyesi olduğu kuruluşları bu sürece dahil ederek yeni mevziler kazanma peşindedir. Örneğin Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Beyaz Rusya ve Ermenistan'ın üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü. Ancak nafile çabalar görüyoruz. Zira bu ülkelerle bizim iyi ilişkilerimiz bulunmaktadır. Bu ülkelerin çoğunluğu Ermenistan'ın saldırgan tutumunun farkındadırlar. Bir başka sebep, Paşinyan hükümeti ciddi bir kriz dönemindedir. Halka verdiği vaatleri 2 yıldır gerçekleştiremiyor. Sosyoekonomik durumu zaten kötüydü, salgın sonrası daha da keskinleşmektedir.
ve öteden beri ülkesinde Azerbaycan ve hatta Türkiye düşmanlığı üstünden insanları bu gerçeklerden uzak tutmak istemektedir. Bir defa şunun altını çizmek isterim ki bu yaptıkları planlı bir saldırıydı. Önceden kurgulanmış ve hesap edilmiş. Ermenistan bunu devam ettirmek isteyebilir çünkü amaçlarından biri Azerbaycan'ı yeni bir cephede savaşın içine çekmek, kaosa sebep olmak. Biz elbette kendimizi koruyacağız. Açık ve net söylüyorum ki Ermenistan haddini bilmelidir. Gerektiğinde bizim gücümüz bunu fazlasıyla göstermeye yeterlidir. Son birkaç gündür verdikleri kayıpları kendi vatandaşlarından ne kadar gizleyebileceğini sanmaktadırlar. İnsanlık açısından üzücü olan bugünkü Ermenistan yönetimi en büyük kötülüğü kendi vatandaşlarına yapmaktadır. Bu yanlış politikalar sebebiyle acı reçeteler ödeyen Ermenistan vatandaşlarının Paşinyan yönetiminden hesap sorması yakındır. Paşinyan dün tutmuş iki askeri uçak paylaşıyor. Bize gözdağı vereceğini sanıyor. Macera perestlikten, şovdan başka bir şey değil. Ne yapabilirsin? Zaten senin kaç tane uçağın var? Herkes bilmelidir ki Azerbaycan devleti olarak yapılan her saldırı uluslararası hukuktan aldığımız dayanakla misliyle karşılık bulacaktır. Biz her zaman olduğu gibi uluslararası örgütlerde kendimizi anlatmaya devam edeceğiz. Ancak dün Azerbaycan'da toplanan 10 binler diyor ki artık yeter, en önemlisi gençlerimiz. Bu mücadeleye canları pahasına hazırdır. İnsanlarımızı anlıyoruz, haklılar, heyetler geliyor gidiyor, görüşüyorlar ama sonuç yok. Bizim de bir Karabağ planımız var ve topraklarımızı mutlaka geri alacağız. Ve tabii ki kardeşimiz Türkiye'miz. Biz tek millet olmuşuz. Birbirimizin derdi, sevinci birdir. Bu olayın hemen ardından Türkiye'nin yanımızda olan net açıklamaları için her bir Azerbaycan vatandaşı adına müteşekkiriz. Bir kez daha görülmüştür ki Türkiye bu bölgede tehlikesizliğin ve çatışmasızlığın bir garantisidir. El ele vererek topraklarımızı koruyacağız. Hacıyev'in söyledikleri bu şekildeydi. Kanaatimce bu saldırı özellikle Azerbaycan'ın Karabağ direncini kırmak ve zaten hukuksuz olarak işgale devam ettikleri Azerbaycan topraklarını dikkatten kaçırmak, kendi lehlerine bir meşruluk yaratma girişimidir. Zira şu an uluslararası hukuk ve bunu uygulayan sistem adeta can çekişmektedir. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Kırım'da olan bitenler işgalci zihniyetin iştahını kabartmaktadır. Ayrıca Ermenistan'ın bu kararı tek başına alıp uyguladığına inanmak güçtür. Tarihteki Rus 336. Mekanize Tugay'ı unutulabilir mi? Videoyu bitirmeden önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarını aktarmak istiyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerinin ateşe tutulması nedeniyle Ermenistan'ı faşist devlet olarak nitelendirdi. Aliyev, "Halkın sabrının da bir sınırı var. Biz güçlü bir orduyu kurduk. Dağlık Karabağ konusunda geriye bir adım bile atmayacağız." dedi. Aliyev, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 12 Temmuz'da sınırda yaşanan çatışmaları Ermenistan'ın başlattığı, Ermenistan ordusunun Tobuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerinden birine ani top atışı yaparak saldırıya geçtiğini belirtti. Azerbaycan ordusunun hemen yanıt vererek şehit askerlerinin intikamını aldığını ve şanlı zafer kazandığını vurgulayan Aliyev, "Ermenistan güçleri bir santimetre Azerbaycan toprağına giremedi ve bunu hiçbir zaman başaramayacak. Tam tersi, biz isteseydik bugün Ermenistan'ın o bölgesinde toprakların büyük kısmını kontrolümüz altına alabilirdik. Fakat böyle bir amacımız yoktu." ifadelerini kullandı. Aliyev, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine de ateş açtığını, 76 yaşındaki bir sivilin yaşamını yitirdiğini vurgulayarak, "Bu bir daha Ermenistan'ın faşist bir devlet olduğunu ortaya koyuyor." dedi. Azerbaycan halkının Dağlık Karabağ için yürütülen anlamsız müzakerelerden bıktığını vurgulayan Aliyev, "Halkın sabrının da bir sınırı var. Biz güçlü bir ordu kurduk. Dağlık Karabağ konusunda geriye bir adım bile atmayacağız. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü sağlanmalıdır ve bu konuda kararlıyız." diye konuştu. Türk halkına ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekler için teşekkür eden Aliyev, "Bütün dünya, Türk ve Azerbaycan halkları bizim asıl kardeş olduğumuzu bir daha gördü." ifadesini kullandı. Aliyev, sınırda çatışmalar başladığında yeterli şekilde faaliyet gösteremeyen Dışişleri Bakanı Elmar Mehmet Yarov'u eleştirdi. Toplantıda çatışmalarda şehit düşen Azerbaycan askerleri için saygı duruşunda bulunuldu. Bu videoda Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan son gelişmeleri aktardık.
Benzer videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer kanalımızı ilk defa izliyorsanız abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü bu kanalda Libya'dan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya, Asya'dan Amerika'ya kadar Türkiye'nin elinin ulaştığı her yerde yaşananları anlatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.